Evet, Sera Kadıgil devam edelim. Sera Kadıgil TT olmuş. Biliyorsunuz dün mecliste yine konuşmalar vardı. Kavgalar, gürültüler, Süleyman Soylu çıktı. Muhalefet milletvekillerine siz Amerika'nın çocuğusunuz dedi. Muhalefet milletvekilleri kalem ve Süleyman Soylu'nun suçlu kişilerle olan fotoğraflarını kürsüye fırlattı. Bağırışmalar, çağrışmalar, şunlar bunlar ortalık 56'ydı dün yine maalesef. Sera Kadıgil de bir konuşma yapmış. Yine o da gergin, sinirli bir konuşma yapmış şu şekilde. Göstereyim, gösterelim onu da. Bayağı da beğenildi konuşması. Süleyman Soylu'nun konuşmasına da birazdan bakacağız. Şöyle çağırdığı için bana ne demiş biliyor musunuz arkamdan? LGBTçi demiş, cinsiyetçi demiş. Sayın Bakan dedim, herkesten özür dilerim. Süleyman, ben cinsiyetsiz değilim. Önce onu söyleyeyim. Her 25 Kasım'da, her 8 Mart'ta tir tir titreyerek yasaklamaya çalıştım. Kadınlardan biriyim. Önce bunu o kafana sok, bu bir. Beni, evet, o şey LGBT... diyeceğim, daha kaliteli bir hali var mı? Kaçıncı saniyede? 28. çağırdığı için. Bu daha iyi en azından. Bu da bozuldu. LGBT'yi artıların hakları ilgilendirin. Çünkü iki yetişkinin rızasıyla birbirini sevmesi, sevişmesi sadece onları ilgilendirin. Anayasal olarak ben onları savunmakla mükellefim. Bir de ben bir kısmına baktım, bir küfürler ediliyor arkadan. Pezevenk, şerefsizler, bilmem neler, orospu, morospu. Böyle. Şeyde yani, şey bu konuşmada değil, genel konuşmalarda. Ülkede bir anayasa var. Beni ne ilgilendirir biliyor musunuz? 6 yaşında bir çocuğu 30 yaşındaki müridine eş diye veren o şerefsiz tarikat şeyhi, o beni ilgilendirir işte. Beni ne ilgilendirir biliyor musun? 2020 yılında Çok ben o çocuğu... korkunç. Arkadan hala savunanlar var, küfür etme falan diye. Ya tabii ki mecliste daha düzgün bir dil isteriz ama yani şerefsize de şerefsiz denir ya. İşin kötüsü ülkede de o kadar fazla savunan vardı ki o olayı. İkisi yine CHP reklamı yapıyor. Kadın tipli oğlum. Sosyalist lan kadın. Deli misiniz, divane misiniz arkadaş? Neyse. Vatandaştan da savunan vardı. Şok oldum ya. Yani oğlum biz bitmişiz ha, bir şey değil mi? Ben geçen gün Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi, hatta en büyüğü ahlaki çöküntüdür dediğimde chatte bana tepki verenler vardı. Sadece bu konuda da değil. Ben genel söyledim, yine söylüyorum. Türkiye'deki en büyük problem ahlaki çöküntüdür. Biz akıl almaz bir ahlaki çöküntü içerisindeyiz. Böyle gidersek sonumuzda pek hayır görmüyorum. Ve hala da aynı düşüncedeyim ve bence bu kanıtlandı yani geçenki olayla. Adamlar kendi partileri için ya da kendi tanıdıkları sözde hocalar mocalar için çocukların hayatını yakıyor ve bunu korumaya falan çalışıyorlar. Ya elin saf ya. Akıl almaz oğlum. Adam diyor ki dinimize saldırıyorlar. Lan asıl sen bu şerefsizleri savunursan dinine zarar gelecek. Sen bu kansızlarla aynı çizgide durursan dinine zarar gelecek. Aklım almıyor ya. Toplanmışlar, bir de şeymeyi açmışlar. Ortaya çıkaran gazeteciye falan saldırıyorlar yani. Çoluğu çocuğu, yani hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hadi düşünemiyorsunuz durumu. Sizin çoluğunuz çocuğunuz da mı yok? Gözünüzün önüne de mi gelmiyor? Oğlum eyvallah, farklı fikirlerde oluruz, tartışırız. Yani bağırırız, çağırırız falan falan olur bunlar. Bunlar normal şeyler de. 6 yaşındaki çocuktan bahsediyoruz ya. Ben şeyi okuyamadım ha. İfadesi ortaya çıktı falan dediler ya, ben okuyamadım ifadeyi. İki şey okudum, paragraf kapattım arkadaş. Delirmiş yani insanlar, böyle bir şey nasıl savunulabilir? Allah'tan bu şeyler falan yani tabii o da artık ne kadar geçerli, öncesinde söylediklerini de göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum çünkü, ama bazı AK Partili gazeteciler falan önce iftira da olabilir falan yapıp sonradan ha evet doğruymuş falan yaptılar, en azından hani o tarafta da belli, ha evet tamam hadi bunu lanetleyelim
kafasını oluşturdular. Ama dediğim gibi ne, ilk başta keşke bir baksaydınız millete bağırıp çağırmadan. Ama hala var yani yapan. Çok garip ya. Ya tamam arkadaşlar, Twitter mahkeme değil, biz hakim değiliz. Ben mesela bunu bir sürü davada da söyledim arkadaşlar, bilmiyoruz dosyayı falan diye de. Ses kaydı çıkmış ortada işte, adamın dedikleri ortada. Hani artık yani %99,9 artık bu. O %0,01'i de hani bilimsel ihtimal bırakıyorsun oraya. Aklı almıyor insanın gerçekten. Çocuğu koruma altına aldım deyip de ağzını açıp teklif etmeyen, o tarikatın kapısını basmayan, ne Yusuf Ziya Gümüşel'e, ne o çocuk tecavüzcüsü Kadir İstekli'ye tek bir laf edemeyen, onları tutuklatamayan, sonra da utanmadan aile bakanı diye burada oturan bu kadın ilgilendirir beni. Beni bunlar ilgilendirir. Başka ne ilgilendirir söyleyeyim? İfadelerinize dikkat Başka edin. ne ilgilendirir söyleyeyim? Bak elimde fotoğraf. Fotoğraf Süleyman'ın fotoğraflarından. Yanında kim var biliyor musunuz? Yanında kim var? İlanur Vakfı'nın yetkilileri. Hani 6 yaşında çocuğu tarikatine eş yapanlar var. İşte beni bu ahlaksızlıklara ağzına... Montaj. Veto montaj. ...açıp tekrar edemeyenler ilgilendirin. İstediğiniz kadar... Böyle bir konuşma yapmış Sera Kadıgil. Bayağı da işte insanlar, vatandaşlar tarafından da desteklenmiş, konuşmaları paylaşılmış. Zaten Sera Kadıgil böyle genelde böyle çıkıp ateşli konuşmalar yapıyor yani. Bu mesele doğal olarak bir insan olduğu için onu da belli ki çok çok sinirlendirmiş. Böyle bir konuşma yapmış. Ağzına sağlık, doğru da konuşmuş bence vallahi. Geçtik. Burayı bitirdik. Twitter'da çok da fazla bir şey yok sanırım zaten. O yüzden linkleri alabilirim yavaştan. Hatta dur şurada bir de aynı yine Süleyman Soylu'nun konuşmasında göstereyim. Önce şeyler, önce tweetler arkadaşlar. Videolar ondan sonra. Önce haberleri alalım, tweetleri alalım. Ondan sonra videoları alalım. Tamam. PKK'nın tacizlerinden de bahsetsin. Yani bence de bahsetsin ama bu... Bence bu konunun üstüne hani şey yapmak pek mantıklı değil bence. Hani onu diyorsun ama bu da var falan. Evet o da var, o da kötü, o da bok gibi. Bu ne ya? Bugün ha Oo! Dayı oğlu niye atıyorsun böyle bir şey ya? Of! Neyse Allah'tan alttaki fotoğraflara bakmadık. Altta daha kötüsü de var. Fotoğrafları atarken ne atıyorum diye bir bakın, kurban olayım ya. Eyvah, mahvolduk, kalkın. Hop, şunları alalım. 7 aydır parti üyelik sayısı açıklanmıyor. Evet, çünkü AK Parti'nin üye sayısı son aylarda, açıklanan son aylarda sürekli azalıyordu. Arkadaşlar bir kere atın linki lütfen. Sürekli azalıyordu. Muhalefette de ciddi bir artış vardı. Açıklamak istemiyorlardır kardeşim o yüzden. Medet, medet, medet. Maltepe'ye geldim. Otelde kalıyorum. Zurna dürümcü var mı önerebileceğin? Yok abi. İyi değil buradaki dürümcüler ya. Evet, bu da Süleyman Bey'in konuşması. Aldım Bevke. Amerika'nın çocuklarısınız sizler. Amerika'nın çocukları. Yenileceksiniz. Bu kadar. Harbiden pezevenkler diye bağırıyor. O atılan fotoğraflar da şurada, şu atılan fotoğraflar da Süleyman Soylu'nun işte o suçlularla olan fotoğraflarını atmışlar. Kalem falan fırlatmışlar. Bu kadar. Valla gülebiliyor olması peki. Onu da koskoca bir anı. Birleşme.
Lise sınıfı anasını satayım. Bu adamı ciddiye alan var mı? Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar rüşvet alan AK Parti milletvekilini savcıyla paylaşacaktı. Soruşturma açılacaktı. Bir seneden fazla süre geçti. Hala paylaşıp soruşturma açılmadı AK Partili milletvekiline. Söylediği 10 şeyden 9'u yalan, biri şüpheli demiş bir vatandaş. Bu da Aile Bakanlığı'na yapılan protesto. Onu da gösterelim. Bunu da şöyle alalım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık TBMM'de 2023 bütçe görüşmelerinde protesto ediliyor. Ha, çocuklar sustu, biz susmayacağız mı, değil mi? Çocuk susmadı, siz sustunuz, biz susmayacağız. Tamam. Bu şekilde pankart açmışlar. Bu arada bence bir iletişim yöntemi olarak bunun önemi halka inmesinde ya, bundan ziyade Sera Kadıgil gibi, örnek veriyorum, bir konuşma yaparak çok daha etkili olunabilirdi. Yani bunun halka etkileyeceği, halkta yaratacağı etkiyle öyle bir konuşmanın halkta yaratacağı etki arasında bence dağlar kadar fark var. O yüzden bence yine kıymetli, lakin geleneksel protesto yöntemlerini meclis içerisinde, bir de konuşma hakkında varken, tekrardan bir gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum nacizane. Faaliye de bağırılıyor falan. Böyle bir protesto yapılmış. Yüzsüz oldukları için işe yaramaz. İşte Aile Bakanlığı'ndan da bu meseleyle alakalı şey açıklaması gelmiş. Davaya müdahil olduk falan. 22 Mayıs'a mı ne verilmiş dava günü de? Şey, kabul edilmiş iddianame. Mayıs'ta yanlış bilmiyorsam eğer dava görülecekmiş. Bakalım, inşallah hak yerini bulur. Yuh, verilmeseymiş. Tarih normal ya. Yani bu da büyük davalarda, hani böyle ufak, hatta genelde ufak davalarda böyle oluyor. Yani birkaç ay öne atılması hep oluyor arkadaşlar. Bu davaya özel falan değil. İbo'ya da mesela, İbo'nun mahkemesi geldi. Haziran'a mı geldi, değil mi? Herhalde öyle, İbo'ya Haziran'da gün verdiler herhalde. Falan böyle atılıyor yani birkaç ay öne. Böyle işliyor sistem.